Merhaba değerli gönül dostlarımız, kanalımızın çok kıymetli takipçileri. Bugün sizlere engelli hibe desteği nedir ve ne anlama gelir anlatmaya çalışacağız inşallah. Evet, engelli bireylerin kendi işini kurmak isteyen ve %40 üzeri rapor olan kişilerin İşkur vasıtasıyla belli oranda maddi destek sunularak oluşturulmuş bir fondur arkadaşlar. İşkur her yıl belli dönemlerde, belli aralıklarda bu desteği sağlamaktadır. 2021 için bu destek şu anda 65.000 TL civarında ve işini kurmak isteyen, şartlarını yerine getiren tüm engelli bireylere verilmektedir arkadaşlar. Bu destekten yararlanmanın ön şartı %40 ve üzeri engelli raporumuz olacak ve kurmak istediğimiz, yapmak istediğimiz işi projelendirip veya dosyalandırıp kuruma müracaat etmektir. Arkadaşlar burada işimizin niteliği, şekli farklı olduğu için detay veremiyoruz. Çünkü herkes farklı işler yapmak isteyecektir. O yüzden biz sadece özet geçiyoruz. Bu bağlamda engelli bireyler kendi işlerini kurmak için ilk önce yapacakları bağlı bulundukları illerdeki İşkur'a müracaat edip bu konuyla alakalı destek almaları gerekiyor. Veya İşkur'daki engelli danışanları ile bu konuyu detaylıca görüşmeleri yeterlidir arkadaşlar. Az önce de belirttiğim üzere İşkur bu desteği sürekli devam ediyor arkadaşlar. Tabii bizim burada yapacağımız belli şeyler de var. Mesela KOSGEB üzerinden yeterlilik belgeleri almamız bu desteği almakta bizi daha kolaylaştıracaktır. Çünkü KOSGEB üzerinden de gerekli iş desteği verilmektedir arkadaşlar. KOSGEB'de proje desteği almak için KOSGEB belgemizin olması veya proje yapıp bunu bulunduğumuz illerdeki valilik birimindeki koordinasyon merkezlerine veya belediyelerdeki koordinasyon merkezlerine veya kurumlara sunmamız yeterli olacaktır arkadaşlar. Genel hatlarıyla özetleyecek olursak İşkur üzerinden hibe desteğini alabiliyoruz. Olmazsa olmaz şartımız %40 ve üzeri engelli raporumuz olacak. Bir de kafamıza koyduğumuz engelli bireyin yapabileceği işlerle ilgili çalışma yapmak arkadaşlar. Projelendirme de yapabilirsiniz. KOSGEB üzerinden de bunu başvurusunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Elinize alabildiğiniz kadar belge almanız bu alanda size daha kolaylık sağlayacaktır. Hibe desteğini alan arkadaşlarımızın tabii belli yükümlülükleri yerine getirmesi lazım arkadaşlar. Az önce de belirttiğim gibi bu yükümlülükler kuracağımız işin niteliğine göre değişecektir arkadaşlar. Bu bağlamda şu anda ülkemizde kendi işini kuran ve kendi desteğiyle yani İşkur desteğiyle bu işi sürdüren birçok engelli kardeşimiz mevcuttur arkadaşlar. Sizlerin daha kolay iş sahibi olabilmesi için öncelikle tavsiyemiz KOSGEB üzerinden belge alıp daha sonra İşkur'a başvurmanızdır. Bu bağlamda sizin işiniz daha kolaylaşacaktır arkadaşlar. Tabii bu şu değildir. Belgemiz olmadan da başvuru yapabilir miyiz? Tabii ki yapabilirsiniz. Ama bunun bir dönemleri var. O dönemlerde İşkur'u takip ederek bu desteklerden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca İşkur'un açtığı hizmet içi eğitimler var. İş kollarıyla alakalı. Bunlara da katılabilirsiniz. Evet, bugün de size kısaca engelli hibe desteğinden bahsetmeye çalıştık. Özetleyecek olursak engelli hibe desteğimiz neydi? İşkur'un üzerinden %40 ve üzeri engelli rapor olan engelli kardeşlerimizin kendi işlerini kurmaları için devletimizin belli oranda verdiği maddi destektir arkadaşlar. Bu şekilde sizlere özetlemiş olalım. Güzel yayınlarda buluşmak dileğiyle hepiniz kalın sağlıcakla.